Fırlat! Iskaladın. Genelde oyuncakları ateş etmem. Benim ilgimi insanlar çeker. Ortak yönlerimizin olması ne güzel. Ne istiyorsun? Konuşmanı istediğim biri var. Şimdi sana hayatının iyiliğini yapacağım Sadrettin. Umarım karşılığını verirsin. Neymiş o? Ne işi var lan bu herifin burada? İndir o silah, şarjörü beynine boşaltmayayım Sadrettin. Beyler sakin, sakin. Sen bir dur Zafer. Sizi birbirinizi vurmanız için çağırmadım. Barışmanız için çağırdım. Bazı yanlış anlamaları önlemek için çağırdım. Hadi gelin benim. Hadi. Kim bu? Oğlun Serkan'ın katili. Sen ne diyorsun Zafer? Al bak. Aranızdaki husumet hepimize zarar veriyordu. Bizler iş adamıyız. Sadrettin bana geldi, durumu anlattı. Ben de küçük bir araştırma yapınca oğlunun katilini buldum. Doğru mu lan bu? Sen mi öldürdün benim oğlumu? Doğru mu lan bu? Yaşı daha genç. Karaciğer kanseri. Doktor 4-5 ay yaşarsın demiş en fazla. Kabul edecek mi? Etti bile. İki çocuğu var, iş yok, güç yok. Zaten öleceksin dedim, bari bir işe yarasın. İşte ise aileni kurtarırsın dedim. Ne kadar anlaştın? 250 bin lira. Tamam. Parayı bankaya yatırdım bile. Son anda çark etmez değil mi? Etmez. Ben yaptım diyecek kulaksıza. Fotoğraflarla da oynadık. Kulaksız kurnaz değildir. Yer bu yalanı. Güzel. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Berbat bir pazarlıkçısın. 250 bin. Bir insan için. Bir insan hayatı için. Çok fazla. Ben yaptım. Ne yapayım lan şimdi sana? Ne yapayım? Bir sürü yanlış yaptırdın lan bana. Bitirdin lan beni. Hem beni bitirdin. Hem oğlumu öldürdün. Bahri Baba durumu anlayışla karşılayacaktır. Değil mi Sadrettin? Tabii tabii. Yani bana attığın iftirayı temizlemek için şansım var. Bu
Babam herkese ikinci bir şans verir, bilirsiniz. Bahri babanın kızının canına kastettim ben, o ne olacak? Yani onun için bir ceza kesilecektir tabii, o ayrı. Ama istersen ben araya girebilirim. Girer misin sahiden? Tabii ki, merak etme. Senin de günahına girdik. Kusura bakma. Önemli değil.